Herkese merhabalar. Sizlerden gelen onlarca yorumu, yüzlerce yorumu dikkatli bir şekilde okuyoruz. LGS'ye çalışırken neler yapmanız gerektiğini artık hepiniz biliyorsunuz. Yani ne yapmamız lazım Tonguç'um? Sıkı sıkıya çalışmalıyız. Harikasın. Sıkı sıkıya çalışmamız lazım. Ancak yapmamamız gerekenler de var. Yani her şeye de evet demek zorunda değiliz. Bazen dinlenmek, bazen işte sosyal medyadan bilgilenmek, bazen eğlenmek de hakkımız. Dolayısıyla LGS'ye çalışırken yapmamamız gerekenleri bugün sizlerle paylaşmak istedik. Birincisi, LGS'ye çalışırken yapmamız gerekenler kadar yapmamız gerekenler de önemli. Mesela televizyonun sesi açıkken ya da yatarak ya da yüksek sesli müzikle ya da havasız dağınık ortamda bizce çalışmayın. Bazı öğrenciler diyorlar ki hocam ben müzikle çalışırken daha iyi anlıyorum. Belki de bu doğru. Beynin bu şekilde odaklanmış olabilir ama şu kesin ki sen LGS'ye girdiğinde sana müzik dinlettirmeyecekler. LGS'ye girdiğinde yani sınava girdiğinde nasıl bir ortam seni bekliyorsa aynı ortamda ders çalış. Sen ortamda yanında böyle işte meyve tabağı olacak mı Tonguç'um? Hayır hocam. Olmayacak. Yanında annen sana çay getirecek mi? Al evladım çay iç diyecek mi? Demeyecek hocam. Demeyecek. Sen orada kaleminle ve LGS'yle baş başa kalacaksın. Dolayısıyla müzik, televizyon buna benzer veya yatarak çözebilir misin? Çözebilirim hocam bence. Bu sene sınavda kanepe falan vermeyecekler Tonguç'um. Yanlış bir bilgi. Dolayısıyla yatarak da çözemezsin. Dolayısıyla sen LGS'ye girdiğinde o 50 tane sözel, 40 tane sayısal soruyu, 90 soruyu nasıl bir ortamda çözmeyi hayal ediyorsan hep o ortamda çalış ki kendini de beynini de o tarz ortamlarda doğru soru çözmeye, yanlış yapınca onu hemen kontrol edip düzeltmeye alıştırmış ol. Dolayısıyla havasız, dağınık bir ortamdan, yüksek sesli müzikten, yatarak çalışmaktan ve televizyonun sesi açıkken çalışmaktan uzak duruyoruz. Cep telefonumuzu yanımıza alıyor muyuz? Alıyoruz hocam. Hayır, almıyoruz Tonguç'um. Telefonu çünkü sınavda yanına vermeyecekler. Telefonuna bakacaklarına bak, sonra uçak modunu alıp veya da ses alıp odanın dışına çıkar. Çünkü sınavda da yanında telefon olmayacak. Ve birden çok dersi de aynı anda çalışma. Tamam, düzgün bir ortamda çalışacağız ama bir an içinde, bir gün içerisinde hem matematik, hem fen, hem Türkçe, hem sosyal, hem İngilizce, hem hepsini bir anda bitiremeyebilirsin. Zaten yapacaklarını biz ne demiştik? Şöyle tek tek listele demiştik. Türkçeden şu kadar soru çözeceğim, matematikten şu kadar soru çözeceğim, fenden bu kadar soru çözeceğim demiştik. Bunları bitirdikçe, tamamladıkça da yanlarına dikkat demiştik. İşte sınavda hem sözel hem sayısal var. Doğru. Sözelde 50 soru, sayısalda 40 soru var. Doğru. Sayısal daha zorlayıcı. Matematik çok kazıkmış hocam. Evet, matematik çok kazık diyorlar ve doğru. Bu da doğru. Ama sen bir sözel bir sayısal çalışabilirsin. Yani aynı anda birazcık Türkçe'ye bakıp birazcık da matematiğe bakmak değil. Matematikte çalışman gerekenleri güzelce çalış, dinlen, sonra bir sözel ders. İnkılap tarihi olabilir, Türkçe olabilir, fark etmez. Ama aynı anda birden çok şey yapmaya çalışma. Bir gün içerisinde en fazla 2 ya da 3 farklı dersten çalışabilirsin. Deneme çözmüyorsan eğer. Ve en önemli Tonguç'um, yanlışlarını sakın sakın es geçme. Yani bir soruda yanlış yaptıysan hemen ne yapacaksın? Alkışlayacaksın. Niye alkışlıyorsun ya? Niye alkışlıyorum söyleyeyim. Çünkü o yanlışı yapıp da doğrusunu eğer öğrenirsen sınavda asla yapmayacaksın. LGS'ye girdiğinde ya ben bu soruyu yanlış yapmıştım. Sonra da çözümünü öğrenmiştim. O yüzden bunu bu sefer yanlış yapmayacağım diyeceksin. Bilhassa da matematikte böyle işlem hataları, fende bazı kavramlar, inkılap tarihinde işte bazı ya ben bunu hatırlıyorum, bu milli bağımsızlıktı. Bunu hatırlıyorum işte bu sıfat fiildi. Bunu hatırlıyorum. Bu kelime işte body'ydi, ne bileyim backup'tı. Bunları hepsini hatırlayacaksın sınavda. Çünkü sınavda sana sözlü sınav yapmayacaklar, yazılı sınav yapmayacaklar. Çoktan seçmeli bir sınav yapacaklar. Yani doğru cevaplar önünde yazıyor olacak. Dolayısıyla bol bol soru çözüp hatalar yapıp bu hataların da doğrusunu öğrenirsen sınavda mükemmel bir şekilde hepsini hatırlayacaksın ve programsız da çalışma. Yani önce planlarını hazırla, ardından da donanımını sağla demiş Lee Kuan. Yani bizler zaten sana LGS kampımızda gün gün canlı yayınlarımızın, videolarımızın tarihini bu yüzden veriyoruz. Yoksa arkadaşlar yarın videolarda görüşürüz diyebilirdik ama size gün gün veriyoruz. Ödevlerinizi gün gün belli ediyoruz. Neden? Çünkü bizler sizlerin de planlı bir şekilde hareket etmenizi istiyoruz. Dolayısıyla günlük planlar yapabilirsiniz yapacaklarınızı. Bizi takip edebilirsiniz. Veyahut da okuldaki veyahut da işte normal kursunuzdaki takibatla beraber mükemmel bir şekilde LGS'ye hazırlanacaksınız. Bu da çok önemli. Uykusuz kalmayın. Gününüzü planlarken uyku sürelerinize dahil edin. Hatta bizim öğrencilere her zaman söylediğimiz bir şey var. Biliyorsunuz ki arkadaşlar hani bunu önceki videolarımızda da söylemiştik. Gün içerisinde uyuduğumuz alan şurası olsun mesela. Diyelim ki günün 1/3'ünü uyuyarak geçiyoruz. Burası uyandığımız an alan olsun. Tamam, uyandık burada. Şu araya da bir tane kestirme koyarsak bu da bize yeni bir gün, yeni bir enerji, yeni bir güç kazandırıyor. Bunu da söyleyelim. Dolayısıyla uykusuz da kalmamamız gerekiyor. Ve en önemlisi,
Bu süreçte yani şampiyon olmak istediğin bu süreçte yapamazsın. Matematik çok zor. Ben geçen sene çalıştım da ne oldu ki ya? Diyen bir sürü tip göreceksin. Hocam benim kuzenim çok çalışsan da yapamazsın diyor bana hep. Kuzeni de aynı şeyi diyormuş. Yani çok çalışma yapamazsın diyormuş. Halbuki ne kadar kötü bir kuzen. Böyle şey olur mu ya? Niye öyle diyorsun? Bir kere burada sizin sonucunuzdan çok gayretiniz önemli. Yani sen başarmak üzere çalışmak için bir gayret gösteriyorsun. Bu gayretin karşılığını inşallah alacaksın. Ve vazgeçmeyip sonuna kadar gayretli bir şekilde olumsuzluğa kapılmadan çalışan öğrenciler de genellikle yani %99'u hep mutlu sona ulaşıyorlar. Sizler de bunlardan olacaksınız arkadaşlar. Zaten hayalimizi yüksek tutacağız. Yani biz ise şu liseyi istiyoruz diyeceğiz. Ha olmadı. Sana birkaç tane soruyu kaçırdık. Gene altındaki iyi bir liseye de yine yerleşeceğiz. Ama hiç çalışmazsak zaten o zaman en baştan vazgeçmiş oluyoruz. Dolayısıyla olumsuzluğa kapılmıyoruz. Programlı bir şekilde çalışıyoruz. Yanlışlarımızdan derslerimizi çıkarıyoruz. Yememize, içmemize, beslenmemize, uykumuza dikkat ediyoruz. Ve ardından da hayallerimizdeki liseye kavuşuyoruz. Bizler zaten Tonguç Akademi olarak sınav süresi boyunca sınava kadar hep yanınızda olacağız. Sınavdan sonra da zaten rehberliklerimize destek vereceğiz. O yüzden hadi bakalım çalışmaya devam ediyoruz. Güzel güzel sonuçlar almaya devam ediyoruz.